Hayır Beyhan teyze zaten. Zaten herkes kendi söylüyor. Evet. Ortada zaten. Ayşe teyze söylememize gerek yok. Sonra pek bir şey diyemiyorsun. Evet. Sen yapmışsın gibi oy bir. Kimden korkuyorsun? Hiçbir şey diyemiyorum. Korkma değil. Gerçekleri söyleyin yani. Bir de şöyle bir şey var Beyhan abla. Şimdi sen buradasın. Sen buradasın Yeşim'le beraber. Ne olursa olsun bir yarışmadayız ama sonuçta bir hem keyifli zamanlar geçiriyoruz, evet, hem de gelinin yanındasın. E bu kadıncağız torununa bakıyor evde. Evet. Toruna bakıyorum, eve geliyorlar. Yani bunlar söylenmez ama yemeklerini hazırlıyorum, üstünü başını yıkıyorum. Geldiği zaman kapıdan girer girmez döküyor baştan aşağı. Hepsini peşini topluyorum. Beyhan Hanım. Hatta, geçen evde de börek yaptım, getirdim. Siz dediniz ki ben açım, biz de dışarıda geldiğimiz için yemek hazır değil, evden getirdim. Getirdim tabakla önüne koydum, götür onu yemem. Kendi şarkı oğlum ya da demedin mi? Oğlu da şahit. Benim sultanıma bak. Sultan. Oğlu da şahit. Dedim, niye utanıyorsun? Dedin mi demedin mi? Bunların alayı benden küçük, mecburlar bana hizmeti. Tamam küçük de. Ama hizmetini yaptım, yapmak zorunda da değilim. Aynen öyle. Ya dünürler anlaşamaz mı genelde ya? Ya anlaşır da Beyhan teyze. Önemlidir ya. Ne kadar güzel. Ben doğrumdan şaşmam, bu kadar. Hayır, bu kadar. Şimdi biraz önce diyordun ki anası öğretmemiş, anası şöyle, anası. Ama söylemiyorsun, söylemiyorsun. Madem öyle. Şimdi bize söylediğini söyle. Madem öyle, ben öğretemedim, sen anne. Öğretseydin. Öğret bakayım, ne öğreteceksin? Tamam, benim annem beceriksiz. Madem hiçbir şey öğretemiyorum, sen öğret. Sen öğret. Kız öğrenseydin, görmüyor mu benim iş yaptığımı? Görmüyor mu benim yemek yaptığımı? Ne zaman görsem yatıyorsun. Ne zaman görsem yatıyorsun. Benim evim işleri cinler, periler yapıyor. Kızın yapıyor. Beyhan abla, Allah'ın. Şimdi sen şöyle bir yaslan arkana. Sen kızıyla ilgili ne diyeceksen desin Ayşe Hanım'a. Buyurun. Söyle. Gözlerime bak. Yüzü bize söyleme ya. Net söyle. Sen bu kızına hiçbir şey öğretmedin. Sen bu kızına ancak çalış, gez, giy. Ondan sonra kızım sen yarın evleneceksin. Elin ocağına gideceksin. Tamam. Sana ne derler, ne demezler. Ben mesela benim kızıma diyorum. Ha. Sen demedin. Hayır, arkadan atmak kolay da yüzüne gelince diyor ki solumuz ne olacak acaba, evde ne yapacaklar bana? Evde tam ezberleyememiş o söyleyeceklerini. Evi almazsın diye de korkuyor şu an. Ben sana diyeyim. Yeşim evi almasa da o girer. O huyumu çok iyi bilir. Eve girer, girer diyor. Benim oğlum alır. Anahtar almış ya eşimden, yine alır. Benim oğlum alır eve. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu gelinler iş yapmak zorunda mı ya? Ya ne ya? Ne münasebet ya? Yapmıyor. Belki başka bir alanda benim başarılı. Benim gelinim de var. Belki işte çok başarılı iş yapamıyor. Belki yemekte başarılı, temizliği yapamıyor. Belki temizlik yapıyor, yemek yapamıyor. Ayrıca bunu yani her şeyi bekleme. Hani bunu yapsın, bunu yapsın. Ya. Yani senin oğlun ne yapıyor? Çalışıyor, para getiriyor. Bunu Yeşim de çalışıp para getirebilir. O zaman senin oğlun yapsın yemeği, çalışsaydı, temizliği. Çok çalıştım ben. Benim oğlum zaten yapıyor yemek. Bak nasıl dik, bak oğluna geldi ama benim oğlum, zaten yapıyor yemek. Senin oğlun bana ne diyor biliyor musun? Elini sıcak sudan soğuk suya asla koyma. Yeter ki çocuğuma çok güzel bak. Heh, bunu da söylüyor, bunu da söyle. Biz varsa yoksa çocuğumuz. Kandırdın başka... Ne arayayım ki ben oğlumu, kandırdım. Sen kandıraydın. Ben kandırdım. Bu Sevilay valla bunlar var ya bu. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Genel anlamda. Elimizden aldılar. Aldılar, onu kabul et. Bak hemen yandaş kabul olma. Et. Hemen. Birbirinizi zaten siz gaza getirdiniz. Hayır, oğuldan giriyor, bizimkini de yanına çekecek. Hep tarzı bile değişmiş. Hayır, tarzı bile değişmiş ya. Ya oğlunuza gelince oğlum, kıza gelince elin kızı gibi oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hanım gördünüz bilmiyorum ama Beyhan Hanım şöyle dedi. Yeşim ağlarken, aman ağlarsa ağlasın ne? Yalandan mı? Numara mı? Öyle bir şeydi, numaradan ağlıyor dedi. Kendi numara yaptığı için. Hakikaten yapar mı numara Yeşim? Yok, kendi numara yaptığı için ona da yükleniyor. Beni de öyle sanıyor herhalde. Ayşe, ben ne zaman numara yaptım? Ben senin huyunda, suyunda hepsini çözdüm. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çözüyorum. Hepsini çözüyorum. İyi çöz sen bundan sonra. Bundan sonra ikiniz de korkun benden. Korkacak ne bir şey yok. Ne yapacaksın sonra, hizmeti kim yapacak şimdi? Ay ben de hizmetimi yaparım. Hala geri vites yok, bir de 3'e almış. Ne ben geri vites atıyorum ki? Ne ya, burada böyle diyor. Ben şuraya yazıyorum. Bak, kaydı alacağım. Çıktıktan sonra aman Ayşe'cim akşam evde ne yemek yiyoruz ya, ne yapacağız? Böyle ilk yaptığı şey. Mesajları da bende ama duruyor telefonlarda. Size iyi o zaman istediği şeyi yaptırabiliyor. O da bir yetenek. Biz, biliyor çünkü biz yine kıyamıyoruz. Yola getiriyor yani. Şimdi, kıyamıyoruz. Ben eve gideceğim, buradan eve gideceğim gece yarısı. İlla ki evdeki duran bir yemek yapacak. Mecbur yapacak. Niye? Niye bize? Niye ne ya? İşte de gidiyoruz, evimizin yemeklerini de yapıyoruz. Zaten... Para bol söyle. Para olabilir. Yeşim'in annesi benim annemle yapmak zorunda değil. Bakıcıya 5000 var. Bakıcıya ben çocuğum için, bir de evim için. Hadi çocuğum için. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye yemek bu oğlanlardan vazgeçemiyor? Yani damatlardan, çocuklarınızdan, erkek çocuklarınızdan, beyefendilerden. Niye vazgeçemiyorsunuz? Hani evlendi onun. Kimin var? Onun bir yuvası var artık.
Kız benim kimim? Senin kayınvaliden sana bu kadar karıştı mı? Ne? Ben daha kayınvalidemin karşısında bir tütla konuşmayayım. Hayır, bu kadar karıştı mı? Ne diye anlamıyor ki? Bu kadar karıştı mı? Ben karşısında bir kelime konuşamıyorum. Hayatım, o bu kadar karıştı mı? Evine geldi mi? Karışmıyor mu? İşine baktı mı? Yemeğine baktı mı? Çocuklar nasıl dedi mi? Kız bir gün bir yemeğimi beğenmedi daha. En azından evine gelip evini dağıtmamış. Bir de ben farklı şehirlerdeydim zaten. Bir şey söyleyeyim ama bir dakika. Sen zaten mecbur kayınvalidenden korkucaksın. Resmimize bakar mısın? Hükümet gibi maşallah. Bak. Hükümet ya. Hükümet yani. Hükümet. Hükümet edeceğim ben sizi. İşte hepinizi sizin yapamadığınızı kaynananız yapıyor. Arkasında durmuyorsunuz. İnsanın gelininde, çocuğunda kim olursa olsun hatası da olur, iyisi de olur. Acaba şöyle mi, kayınvalidemden ben çok korktum. Yeşim de benden mi korktu? Evet. Evet. Ama yanlış kayınca. Ama gençliğim. Ama bak ben ne diyorum? Değerli toplu olsun. Evinin kadını olsun. Ya tatlım sanene Allah'ın aşkına sevgili seyirciler olsun. Yani evinin bugün yapmaz olsun, yarın yapar, yarın yapmaz öbür gün yapar. Kocasına iyi olsun, çocuğuna iyi baksın. Evini dağıtmasanız zaten evi dağılmıyor ki. Evime gelen giden olmasa çiçek gibi parlar böyle. Tekrar izletin bütün poşetleri onun. Ben o poşetleri de alırım, sen eve gönderirim, bir daha getirmezsin öyle. Neye gönderdin? Getirdin poşetleri. Aa! Hepsini, hepsi belli. Oh! Sen var ya Ayşe ya, şöyle yapacaktın, poşetleri dolduracaktın. Mutfaktaki tabaklarda bunlar diyecektin. Bizim Beyhan'ın kullandıkları getirecektin, buraya koyacaktın. Aa, bütün kirliler burada diyecektin. Onu da yapacaktım da yakıştıramadım kendime. Yok o tabaklarımı, o tabak takımımı da çok seviyorsun zaten. Evlendiğimden beri onu istiyorsun. Aynen öyle, kirli halde vereyim, poşeti de bağlayayım. Ben oğlumun evinde. Bak oğlunun evi ya, gizli girmene gerek yok. Hani kapıyı çal. Ben hala şeyi bulamadım. Ben hala Beyhan ablanı. Neyi bulamadın? Bunu. Sen ne deşeliyorsun ki? Ne bana amaç? Aa, benim kayınvalidem böyle bir şey yapsa. Teldeki çamaşırlara dikkat ettiniz. Ne münasebet ya? Kimin acaba? Ne münasebet? Çamaşırım var. Belki benim odamda başka bir şeyim var. Mutfağımda belki o gün çok hastalandım. Vallahi. Kocam yaptı, tabakları da götürdü, lavaboya koydu. Benim kayınvalidem yapsa. Sen hangi amaçla yaptın bunu Beyhan? Anlat. Ne amaçla yaptın? Hangi amaçla? Bu kızı niye bunu yaptın? Bunu görsün belki evini bir daha temiz tutar. Ya onu geç. Sen, kız Türkiye mi duysaydı bunu? Hayır, temiz tutsa da tutmasa da kendi evi. Sen kendi evine bak, onunkine karışma. Ne o kadar. Herkes kendi evinde huzur olsun. Benim oğlumun evine karışma. Ya senin oğlunun eviyse. Evet. Şimdi anneden yola çıkarak diyor ki genelde bütün kıyafetler Beyhan Hanım'ın diyor. O zaman sen yaptın, sen koydun, sen dağıttın, sen çektin. Allah'ınızı severseniz siz ne istiyorsunuz ya? Kız öyle diyor. Kız anam benim oradaysa da bir kere çamaşırım yıkanıyor. Ben gelip kirlerim alıyorum. Bir kere mi? Ben bir tane daha video getirmiştim. Kayınvalidemden öncesi ve sonrası yapalım o zaman. Daha buraya yeni başvuru yaptım da şey yaptım da o dönemlerde. Sonraları ben de kalmaya başladı zaten. Öncesi sonrası yapalım. Benim evim hep mi öyleymiş? Bakalım. Ben çok bunu gördüm. Yani. Peki dedi ki bir kere çamaşır yıkanıyor zaten. Dünyanın bir yeri mi? Gidinceye bizim kadar. Evde. Hani gidince, ben gidinceye kadar bir kere çamaşır yıkanıyor. Her akşam gelince üstünü değiştirmiyor mu? Hepsini atıyorum, makineyi yıkıyorum. Hatta makine bile atmıyor. Oradan için ayrı atıyor. Açılıyor makine. Yani sen kendi işini kendi yapsın. Niye siz yapıyorsunuz? Bir de bana diyor ki günde 5 yıl makine çalışıyorsunuz. Siz de yüz vermişsiniz. Bana yap diyor zaten demese de ben yaparım. Sorun değil. Yüz vermiş size yani. Ne üstünüz başınız o yıkıyor ki? Yüz vermiş. Evet. Ayşe Hanım Yeşim'e yardımcı oluyor kızına. En doğal şey. Ne yapacaksın? Anası ya. Ama canım. Peki ben Yeşim'e yardımcı değil ki o kadın. Ayşe teyze senin de annen değil ki. Ne, ona da gelini gibi davranıyor zaten. O da benim dümürüm. Dümür gibi davran. Dümür gibi davranmıyordu. Ne arıyorum ya? Öğretseydi. Kızına işi öğretseydi. Aa, da diye öğretseydi. Ya Beyhan'ın kurban oldum. Kız saat 8'de kalkacak, ev temizlesin, yemek yapsın, temizlik yapsın. Yani 7-24 iş mi yapsın? Hayatını böyle mi devam ettirsin? Ettirdim, yani, biz de ettirdik ya. Bu hayata gelmek sadece biz iş güç, yemek ya, yapmak demek mi? Sırtında kömür mü taşıdı? Sırtında merdiven mi? Ama senin yaşadığın... Tamam ben yaptıysam senin yaşadığın kızım dönem da mi bu dönemi karıştırıyorsun? Ben yaparsam kızım da yapmak zorunda değil. Benim kızım sen rahata ersin yani. Sen kendin yap da az çok yağları da erit yani. Sen diyorsun ki benim kiloyu yaşadığım da gibi yaşasın. Aynen, kömür taşısın sırtında. Aynen öyle. Böyle hazır para gel yeşim ye. Hazır para der yeşim, kızım da çalışıyor. Emek veriyor yani. Çalışmıyor ne kadar çalıştım o çok iyi. Beyhan teyze paraları yer sen git. Ama şöyle gibi olmuş. Ben sanki hani bir oğlu daha varmış da Beyhan ablanın. Hani Ayşe Hanım da onunla evli. Yeşim küçük oğluyla evli, ikisi de gelin gibi. Aynen. Aynen. Dünürü zaten gibi. Maşallah var Ayşe. Hayır, dünürü tamam, dünür de aynı yani. Aynı hizmet, aynı beklenti. Bence Beyhan teyze, pardon, dünürünü kıskanmış.
Kıskanmışım mı? O size çıtı pıtı kadın maşallahınız var. O sizin için geçerli. Ayşe teyzeyi kıskanıyor olabilirsin Beyhan. Yo, ben onu spora başla Beyhan teyze. Koşu. Ben ona ne dese o ben ona söylerim, o bana. O bana söyler hatamı, ben ona söylerim. Çünkü ben, desin. Sen yok, ne desen yapıyor de kadın, neyini kıskanacaksın? Ya şunu anlamıyorum ben. Yedi kat yabancıyla anlaşan insanlar niye dünürlerle ve hani gelinlerle anlaşamıyor? Hani yedi kat yabancıyla anlaşıyorsun. Ama evin içerisinde onun annesi geldi. Bunun annesi bunu yaptı. Bu bunu yaptı. Bunu temizlemedi. Geldi burada yemek yaptı gitti. İşte onunu bıraktı. Ya da geldi burada üç gün kaldı. Niye kaldı? Yani kayınvalide içinde kızın annesi içinde. Niye bu düzeni bir türlü tutturamıyor? Bence şundan dolayı oluyor. Gelinler ediyor onu. Ne kadar iç içe girerse o kadar çok problem çıkar. Evet. Tamam, iç mesafe olacak her zaman. Bu kayınvaliden de olsa, annen de olsa, kim olursa olsun. Her zaman bir sınır olmalı. O sınır aşıldığı anda ben onun bir şeyini beğenmem, o benim bir şeyimi. Dört dörtlük kimse yok zaten. Bence anlayışlı olan herkes, dışarıda arkadaş aramasın. Anlayışlı olan herkes en iyi arkadaş kayınvalidedir, en iyi arkadaş dünürdür, en iyi arkadaş gelindir. Çünkü ailesiniz. Sır içeride. Evet. Kol kırılır. Yel içinde. Ha, bu kadar basit. Öyle bir şey yok aslında. Senin ama gibi çekmez böyle. Bitmez biraz zaten. Yüzyıllardır gelin kaynana konuşuluyor, dünürlük konuşuyor. Evet. Bitmedi bugüne kadar. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok kibarsınız. Yemin ediyorum buraya kadar geldiniz. Naifliğinizle gurur duyduk. Ben de gurur duyduk. Yemin ediyorum. Evet ya, çok teşekkür ederim. Efendim.